Herkese ölümün başkenti Hindistan Varanasi'den selamlar. Hinduizm dininde insanlar öldükten sonra Varanasi şehrindeki Ganj nehrinde ateşle yakılarak en son külleri Ganj nehrine dökülüyor ve böyle ilginç bir kültürleri var. Ve şu anda ben de Ganj nehrindeyim ve bu videoda sizlere Ganj nehrinin her yerini gezerek burada neler olduğunu ve ölüm yakım törenlerini anlatıp buranın kültürü hakkında her türlü bilgiyi size aktaracağım. Hadi o zaman Ganj nehrine girelim ve bakalım gezelim buralarda neler var. Ve Ganj nehrinin giriş kısmı burası. Şu karşıda gördüğünüz yer işte Ganj nehri. Burası dünyanın en pis yeri diye geçiyor. Hem hava olarak hem etraf olarak. Neden? Zaten az önce söylediğim gibi burada insanlar yakılıyor ve külleri nehre atılıyor. Aynı zamanda şehrin bütün kanalizasyonu da bu şehre dökülüyor. Ve şöyle bir bilgi de vereyim. İnsanlar ölmeden önce bu Ganj nehrine gelip burada duş alıyorlar. Ganj nehrinin suyunu içiyorlar, kıyafetlerini yıkıyorlar ve bu şekilde kutsandıklarını ve günahlarından arındıklarını düşünüyorlar. Ama burası neden mi çok önemli? Müslümanlıkta Arabistan'da Mekke'ye gidip Kabe'de tavaf edilir ya dini görev olarak. Bu da aynısı Hinduizm için diyebiliriz. Giriş kısmında böyle bir sürü sokak satıcıları var. Çeşit çeşit şeylerden satılıyorlar. Burada bayağı bir ticaret de dönüyor. Burada Hindu dini için kutsamalı böyle çiçekler ve onun gibi şeylerden satıyorlar. Burada da Tanrı Shiva'yı koymuşlar. Shiva, Hinduizmin bir tanrılarından bir tanesi. Bu bölümde ise gördüğünüz tahtaların olduğu yerde her akşam saat 6.30'da düzenli olarak aarti töreni düzenleniyor. Ve bu aarti töreninin önemi ise tüm gün boyunca burada ölüler yıkıldıktan sonra tanrılarına şükretme için burada bir tören düzenliyorlar. Gördüğünüz gibi aşağıda insanlar şu an Ganj nehrine girmişler ve orada duş alıyorlar ve bu şekilde günahlarından arındıklarına inanıyorlar. Ama inanılmaz derecede pis bir nehir. Devlet bile buraya girilmesini önermiyor. Peki bu Hinduizm dininde neden insanlar burada yakılıp küllerinin nehre dökülmesi gerekiyor? Hindular reenkarnasyona inanıyorlar. Eğer öldükten sonra burada yakınları tarafından yakılmayıp külleri eğer dökülmezse reenkarnasyon yaşayacaklarını inanıyorlar ve bu hayata tekrardan geleceklerini ve bu toplamda 7 sefer devam edeceğine inanıyorlar. Ama eğer öldükten sonra burada yakılıp bu nehrin içine külleri dökülürse reenkarnasyon gerçekleşmeyecek ve direkt olarak tanrılarının yanına gideceğine inanıyorlar. Onun için öldükten sonra burada vücutları yakıp küllerini döküyorlar Tanrı'nın yanına gidebilmek için. Eğer yakılmazsa tekrardan bu hayata gelmek zorundalar. Ve bu insanların öldükten sonra iyi biri veya kötü birisi günahları anlamında toplamda 7 seviyeleri var. Örneğin burada yakılmadı, külleri dökülmedi ve reenkarnasyon geçirip tekrar dünyaya geldi. Eğer önceki hayatında ne kadar iyi ve kötü birisi ise ona göre seviye atlayıp seviye düşüyorlar. Örneğin önceki hayatında çok kötü birisi olarak öldü. Örneğin ikinci seviyeydi. Yeni hayata geldiğinde bir seviye düşerek birinci seviye olarak geliyor. Veya iyi birisi olarak öldü, bir seviye daha atlayarak yeni hayatına daha iyi bir karakterde ve daha iyi hayat şartlarında geliyorlar. Ve ilginç bir bilgi ise en kötü seviye yani 7 üzerinden en düşük seviye ise bu hayata köpek olarak gelmek. Yani Hinduizm dinindeki inanca göre sokaklardaki köpekler geçmiş hayatındaki en kötü insanlarmış. Yani katiller veya onun gibi insanlar diyebiliriz. Onlar da cezalandırılmak için yeni hayata köpek olarak geliyorlarmış. Burada insanlar duş almaya devam ediyorlar ve şu nehrin pisliğini görüyorsunuz. İnsanlar burada yıkanıyorlar, suyunu içiyorlar, kıyafetlerini yıkıyorlar. Akıl alacak bir olay değil ama onların inançları bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi çok fazla merdivenler mevcut. Sürekli merdiven inip merdiven çıkıyorsunuz ve bu merdivenlerin buradaki ismi Gat olarak geçiyor burada. Ve benim bulunduğum Gat'ın ismi Manmal Gat diye geçiyor. Peki neden burada bu kadar Gat var? Yani merdiven var. Zaman zaman bu Ganj nehri yükselip alçalıyormuş ve taşabiliyormuş. Ve burası çok taştığı için şehir sular altında kalmaması için her yeri böyle merdivenlerle inşa etmişler ve şehirde yukarıda kalıyor şehri su basmasın diye. Belki duymuşsunuzdur, buralarda çok fazla sadular da var. Saduları bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Saçı sakalı uzun, turuncu giyinmiş, ermiş kişilere deniyor. Örneğin burada bir sadu abimiz de var. Gördüğünüz gibi turuncu giyinmiş, saçı sakalı da var. Hello, namaste. How are you? Ve burada Sadu abimiz satış yapıyor burada.
Ama az önce size gösterdiğim sadu gerçek bir sadu değil. Buranın yerlileri bile aynısını söylüyor. Buradaki sadu kılığındaki çoğu insan gerçek sadu değil. Yani din adamı olarak geçiyor. Bunların hepsi çakma. Çünkü saduların normalde görevi şu. Bu hayatta hiçbir şey yapmazlar. Az önce gördüğünüz gibi sadece otururlar ve uyurlar. Başka hiçbir şey yapmazlar. Çalışmazlar, gezmezler, dolaşmazlar. Sabit olarak yerlerinde dururlar. Hiç para da kazanmazlar. Para da teklif de etmezler. Gerçek sadular sadece bağış olarak para ve bağış olarak yemek kabul ederler. Hiçbir şekilde dilencilik ve hiçbir şey yapmazlar. Ama yıllar yıllar geçmiş ve bu saduluk artık çakma bir mesleğe dönüşmüş. Az önce gördüğünüz kişi gibi önünde tezgahını açmış, satış yapıyor ve para istiyor herkesten. Yani çoğu insan kısacası dilencilik yapmak için sadu kılığına girip insanlardan para istiyorlar. Maalesef gerçek değil bunlar. Gerçek saduyu bulmak zor. Çünkü buradaki hemen hemen bütün sadular dini kullanarak para kazanmaya çalışıyorlar. Varanasi'nin en ünlü olaylarından biri ise gördüğünüz gibi bir sürü burada tekneler de var ve bu teknelerin hepsine binebiliyorsunuz. Ganj Nehri'nin içinde her yeri gezip dolaşabilirsiniz. Burada özel olarak da kiralayabilirsiniz veya kalabalık olarak bir tur şeklinde de katılabilirsiniz ama fiyat için kesinlikle pazarlık yapmanızı öneririm. Dehşet derecede pahalı fiyatlar çekiyorlar. Örneğin normalde kişi başı ortalama fiyat 100-200 rupi civarı iken 800-1000 rupi fiyat çekebiliyorlar. Ve Varanasi şehri dünya tarihindeki en eski kurulan yerleşim şehri olarak geçiyor. Bazı kaynaklarda milattan önce 1. bazı kaynaklarda milattan önce 3. yüzyıl olarak geçiyor. Yani yaklaşık 3000 yıl veya daha uzun süreli bir tarihi varmış buranın. Burada da Hindistan kıyafeti giyinimli kadınlar var. Şurada da bir sadu abimiz de var. Turuncu giyinmiş, sakalları da uzun. Burada abimiz salatalık satıyor. Bu Ganj Nehri'nin yanında bayağı ticaret de dönüyor fazla. Ayrıca Hindistan'daki çoğu sakat kişiler Varanasi'ye yaşamak için geliyorlar. Çünkü Varanasi'nin bir diğer özelliği ise ölümün başkenti diye geçiyor ya. İnsanlar buraya ölmeye geliyorlar. Ölmek için geliyorlar. Çünkü Varanasi dışında bir yerde ölürlerse sayılmıyor diye düşünüyorlar. O yüzden öleceğini hisseden insanlar Varanasi'ye geliyorlar. Kutsal topraklarda ölmeliyim ve burada yıkılmalıyım diyorlar. O yüzden bu Varanasi şehrinde çok fazla sakat ve fakir insan çok fazla var. Çünkü ne zaman öleceğini bilemezsin. İnsanlar buraya ölmek için geliyorlar ama belki 10 yıl sonra ölecek. 10 yıl boyunca da çalışmadan otel parası yeme içme karşılayamadıkları için burada çok fazla dilenci var. Sokaklarda yaşayan çok fazla insan var ve sakat insan görülmeniz çok fazla. Örneğin burada da bir kardeşimiz var mesela, kolu yok. Ölümü beklemek için buraya gelmiş diyebiliriz. How are you my friends? You okay? I support you. Take it bro. Bye bye. Gördüğünüz gibi adamın kolu yoktu. Yani böyle sakatlar burada çok fazla var. Ölümü bekliyorlar burada. Öleceği güne kadar burada bu şekilde yaşayacaklar. Ve önümde yine duş alanlar var. Adamlar donuyla girmişler, orada duş alıyorlar, kutsanıyorlar. Bu önümdeki kişi de sadulardan bir tanesi. Şu an sol elinde sigara içiyor. Yani aslında sigara değil, ot içiyor şu an. Esrar kullanıyor. Ve ot içerek burada takılıyorlar, geziyorlar. Çünkü Hindistan'da özellikle esrar ve bütün uyuşturucular tabii ki yasak ve illegal ama sadece sadular, ermiş kişiler ve din adamı sayıldıkları için sadece sadulara yasal. Yani sadular istediği her yerde uyuşturucu kullanabiliyorlar ve hiç kimse karışamıyor onlara. Bakın burada da teknelerden birkaç tanesi çıkmış. İçinde bazı insanlar Ganj Nehri'ni denizden görüyorlar. Ölülerin yakıldığı yer her yerde değil, belirli bölgelerde yapılıyor. Ben de şu an oraya doğru yürüyorum, çok az kaldı. Burada da gölgeye geçmiş bazı Hindu abiler. Salatalık kesiyor burada abimiz. Burada da yemek falan satıyorlar. Çok fazla satıcılar var böyle. Burada da yine duş alan birileri var yine karşıda. Ve şu karşıdaki kirliliğe bakın. Bakın burada da ayaklarından sakat olan bir kardeşimiz var. Buradaki binalar inanılmaz derecede eski. Ne de olsa minimum 3000 yıllık bir şehir. Ve olduğum yer Lalita Ghat diye geçiyor. Ve ölüm yakım törenlerinin olduğu yere geldik. Tam şu karşıda gördüğünüz yerde ateşler yanıyor ve şu an cesetler orada yanıyor. Şimdi oraya gideceğiz ve sizlere olabildiğince ölüm yakım törenlerinin nasıl olduğunu göstermeye çalışacağım. Ama fazla gösteremeyeceğim çünkü video ve fotoğraf çekmeye inanılmaz derecede karşılar. Tabii ki doğal olarak yakınları karşı çıkıyorlar. İzin vermek istemiyorlar çekmemize. Ben de olabildiğince tabii saygı göstermek için uzaktan göstereceğim size.
Şimdi ölülerin yakıldığı yere geldik. Peki bu yakımlar nasıl oluyor? Oraya gitmeden önce şöyle bir bilgi vereyim. Öncelikle bir insan vücudunun yanması ortalama 4 saat sürüyormuş ve günlük olarak burada 200-300 civarında insan cesedi yakılıyormuş. Bir insan cesedinin yakılması için 4 saatlik ateş içinde ortalama 100-110 kilo civarında odun gerekiyormuş ve bütün masraflar için, odun masrafları, o su, bu su, şu su derken ortalama bir insanın yakımı için 1000 dolara yakın bir para gerekiyormuş. Yani bu ülkede ölmek bile gerçekten pahalı. Onun dışında ölecek cesedi önce buradaki Ganj Nehri'ne sokuyorlar ve Ganj Nehri'nde yıkayıp temizliyorlar. Ondan sonrasında beyaz bir kefene sokup onu tahtalar üzerinde yakılacak yere koyuyorlar. Sonrasında burada hiç sönmeyen bir ateş var. Tam 3565 yıldır hiç sönmemiş bu ateş. Sönmeye yaklaştıkça yeni odun atarak hiçbir zaman söndürmüyorlarmış bu ateşi ve cesedi yakmadan önce ilk ateşi, ilk kıvılcımı bu hiç sönmeyen ateşten almak zorundaymışlar. İlk küçük bir parçayı alıp cesede koyuyorlar, cesedi yakmaya başlıyorlar hiç sönmeyen ateşten. Sonrasında satın aldıkları odunlarla devam ediyorlar. Ve önemli bir şey ise erkeklerin göğüs, kadınların da kalça kısımları çok fazla kalın olduğu için yanması gerçekten çok zor oluyormuş. Tüm vücut yanıp bittiğinde erkeklerin göğüsü, kadınların da kalçası biraz kalıyormuş. Bu odunları da bittiğinde ise bunları da yapacak bir şey yok. Erkeklerin göğüsü ve kadınların kalçalarını da sadece o şekilde Ganj'a atıyor, götürüyorlarmış bu şekilde. Son olarak da en önemli şeylerden birisi de kafatası. Kafatasının erimesi, patlaması veya çatlaması çok zor oluyormuş ve bu kafatası patlayıp çatladığı an çok önemli bir an, çok mutlu oluyorlarmış. Çünkü kafatası patladığı an ruhun bedenden ayrıldığı an olarak düşünülüyormuş. Yani bir cesedin kafası patladığı an herkes seviniyor ve ruhu bedeninden çıktı, Tanrı'nın yanına gitti diye inanıyorlarmış. Ama eğer ki yanan ateşte kafatası yanmazsa, patlamazsa veya kırılmazsa odunlarla vura vura kafatasını parçalıyorlarmış ve bu şekilde ruhun bedenden çıkmasını sağlıyorlarmış. Şu an gördüğünüz cesetler burada yakılıyor. Yine kardeş de burada. Valla baya çok değişik bir yer ya. Gerçekten dünyanın en değişik şehri olabilir burası. Şu yukarıda gördüğünüz yerlerde de işte hiç sönmeyen ateş oradaymış. 3565 yıldır sönmeyen ateş şu yukarıda. Odun modun her şey burada, burada yakıyorlar işte her şeyi. Ve burada ateşi yakan kişilerin, yani burada yetkili çalışan kişilerin ismi Kashi olarak geçiyor. Kashi'leri de nasıl tanıyabilirsiniz? Saçları kısa olur ama arka tarafında bir kuyruk bırakırlar uzun bir şekilde. O kişiler Kashi oluyor, onlar yakıyorlar. Yakılacak odunlar da burada. Depoları buraya yapmışlar. Gördüğünüz gibi her yerde odunlar var. Yakım için hazır durumda hepsi. Şuradaki çöplere bakar mısınız? İşte buranın ne kadar kirli olduğunu burada tahmin edebilirsiniz. Burada da yine odun depoları var aynı şekilde. Ganj Nehri manzaramız böyle. Burada da bir abimiz, Sado abimiz galiba. Ve arkada da bu şekilde manzaramız var, tapınaklar var. Her yerde tapınak var. Her 50 metrede bir farklı tapınak var hemen hemen. Ölü yakılan ve odun depolarının olduğu yer artık orada kaldı. Azıcık daha ilerlediğimizde yine esnaf görüyorsunuz bir sürü. Burada market var. Sokak yemekleri var burada böyle. Yemeklerden satıyorlar. Hello. Burada da çeşit çeşit böyle hamur işi yemeklerden var. Burada da takı, kolye malzemeleri satıyorlar. Rudraşa falan var. Tanrıları Shiva'nın gözyaşı anlamına geliyor. Buraya da ilginç bir havuz yapmışlar. Shiva'nın havuzu diye geçiyormuş. Burada da zaten heykeller falan da yapmışlar. Burada yüzenler de oluyor bazen. Hindistanlı arkadaşlar, bizi de çeker misin dediler. Yes, video.
Bu da herhalde bir Hindu inanışı mıdır acaba? Kel kafaya patlat. Burada da ayin gibi bir şey yapıyorlar sanırım. Değişik şeyler yapıyorlar burada. Kutsama olayı sanırım. Buraya da küçük bir tapınak yapmışlar. Hindu tapınağı. Bakın şu gördüğünüz sarı renkli büyük mızrak var ya, üç uçlu. O Shiva'nın mızrağıymış. Burada da küçük bir tane yapmışlar. Siyah. O da Shiva'nın mızrağı. Buraya da bir yatak yapmışlar. Böyle küçük bir tapınak. İçeride de bir abimiz falan var. Burada yaşıyor galiba abimiz. Şehirde gördüğünüz gibi dinle alakalı olmayan hiçbir şey yok. Tam bir Hinduizm başkenti. Az önce de dediğim gibi nasıl Müslümanlar için Mekke ve Kabe çok kutsal bir yerse, işte burası da Hinduizm dininde tam bir din için bir başkentleri. Burada da böyle küçük bir tapınağa benzer bir şey yapmışlar ama deniz kumunun üstüne yapmışlar. Temeli sağlam değil zaten, bakın yan duruyor zaten. Herhalde yakında yıkılabilir ama güzel yapmışlar, estetiği iyi duruyor. Peki bu Hindular kutsal yer olarak neden Varanasi şehrini ve Ganj nehrini seçmişler? Çünkü Ganj nehri sadece burada bulunan bir yer değil. Ganj nehrinin uzunluğu tam 2500 kilometre. Yani çok büyük bir alan ve Varanasi tarafını kabul olarak görmüşler. Peki neden burayı, tam bu noktayı seçmişler? Çünkü tanrıları zamanında buradaki nehrin içinde doğmuş ve büyümüş. Onun için burası Hindular için kutsal. Abimiz de bana bakıyor video çekerken. Hello. Hello. How are you? Namaste. 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 I am coming from Gujarat. Nice to meet you. I'm coming from Turkey. 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 Yes. Yes. Bütün kalabalık durdu, beni izliyor şu an. We are all ünlü oldum. Of Viswanath. Thank you, brother. Nice to meet you, my friends. Very good. Thank you. Abi bütün herkes beni izliyor. I'm happy. 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 Danyavat dost. Happy journey. Everybody do like this. Hello Turkey. You say hello Turkey. Hello Turkey. Hello. Thank you. Bakın arkamda da birçok berber var ve size bahsettiğim kaşı tıraşı yapıyorlar. Yani yakma görevini yapan kişiler, bütün kafayı kazıtıyorlar. Sadece şu bölgesini uzun bırakıyorlar ve onlar kaşı oluyor. Ve burada bu şekilde berber var, burada tıraş ediyorlar. Namaste. How are you? Burada tıraş yapıyorlar bu şekilde, kafaları kazıtıyorlar. Yine bir odun deposuna geldim. Cesetleri yakabilmek için burası ana yerleri, direkt merkez yeri. Bir sürü odunlar ve burada yakım için çalışan kişiler var. Bakın size bahsettiğim kaşı tıraşı işte bu. Kafası kazık ama saçının arkası gördüğünüz gibi bir kuyruk var. İşte onlar cesedi yakmaya gidiyorlar. İnanılmaz ilginç sokaklar. Çok değişik bir kültür. Bakın bir kaşı abimiz daha. Evet, bir cesedi götürüyorlar şu an yakıma. Hazırlanmış, gördüğünüz gibi bu şekilde götürüyorlar. Önce bunun Ganj Nehri'nde yıkayacak, temizleyecekler, sonra da ateşe verecekler. Ve yakınları da yanında gidiyor. Yakım yerinin hemen bir iki sokak arkası da bu şekilde. Genelde burada yakılacak kişinin aileleri bulunuyor bu sokakta genelde. Burada da işte oduncu dükkanları var bir sürü. Burada da işte onlar satıp para kazanmaya çalışıyorlar. Ve bu odun fiyatlarını da öğrendim. 1 kilo odun 980 rupi ediyormuş. O da yaklaşık 12-13 dolar civarı. Sadu abimiz geliyor. Boynundaki Rudraşa kolyesi. Brother, what is this? Yeah, it is too much. Oy, sıkıştırdılar duvara. Kafa atacaktı bana az daha, sıkıştım duvarda. Burada da küçük bir Hindu tapınağı var. Burada tanrılarının fotoğrafları, şu tanrı Shiva, diğer tanrıları. Bu gördüğünüz heykeldeki kişinin adı ise Parit Mata'ymış. Hindistan'daki simgeymiş. Hindistan'ın sembolü olarak geçiyormuş.
Peki bu Ganj Nehri'nin karşısında ne var? Bakın şu gördüğünüz yerde bir sürü tekneler var. Karşıya da tekneler gidiyor ve şu teknelerin arka tarafında da konaklama yerleri var. Otel gibi yerler yapmışlar. Hindistanlı birisinin bana söylediğine göre orada en lüks oteller ve en zenginlerin kaldığı yerler orasıymış. Yani gecelik ücretleri $250 başlıyormuş en kötüsü. O da yani gecelik bir 5000 lira gibi bir şey. En zenginler orada kalıyormuş. Bu Ganj Nehri neden bu kadar kirli deniyor ya? Zaten şuradaki kiri görüyorsunuz ve şuraya bir geliyoruz. Teknenin yanında gördüğünüz ölü bir inek. İnek ölmüş, nehrin içine atmışlar. Ve burada insanlar yani tekrar söylüyorum ama duş alıp yıkanıyorlar. Ve şuradaki boruları görüyor musunuz? Bakın şuradaki borular var. Şu borular kanalizasyondan geliyor ve buraya şehrin bütün pisliği, kanalizasyonu buraya dökülüyor. Ölü hayvanlar, yakılan insanların külleri, her şey burada. Yine duş alıyorlar burada ya. Şu aşağıdaki yere de bir sürü insan oturmuş. Orada da ayin gibi bir şey yapıyorlar. Ganj'ın önünde. İlginç bir dünya. Çok farklı. Yine bir yığın çöp ve çöplerin arkasında duş alanlar. Ve şimdilik Ganj Nehri gezimizi gezdik. Bu videoda sizlere olabildiğince Ganj Nehri'nde neler var, etrafta nasıl insanlar var, neler yapıyorlar ve ölüm yakım töreni nasıl oluyor, bunların hepsini gösterip olabildiğince de bilgi vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu arkadaşlar. O zaman diğer Hindistan videolarında görüşmek üzere.